defa açanlar, şu sahneyi görenler yanlış anlaşılmasın. Remziye teyze pamuğun anası değil. Tarık'ın anası. Bu olaydaki gariplik zaten burada başlıyor. Evet. Pamuk'la Remziye annenin anlaşması, Tarık'la pamuğun anlaşamaması. Minik bir hatırlatma. Remziye anne Pamuk ve Tarık'ı barıştırmak istiyor. Ben onların barışmalarına vesile olacağım. Ne olur siz de ara bulucu olun dedi. Bugün neler konuşacağız? Önce bir hatırlatmamız geliyor. Uzun bir süre geçti ayrılığımızın ardından. Her şey güzeldi, yolundaydı. Sonra aynı ilgiyi göremedim. Çünkü erkekler birazcık elde edene kadar birazcık peşinde koşar. Beyefendi bir hareketler oldu böyle. Hani hemen işte bir çeşmedir, işte bir orasıdır, bir burasıdır. O süreçte ben tabii ki de üzüldüm. Zor zaman geçirdim. Ailem bunun en büyük... Hiç üzülmüş gibi durmuyordun, sen de geziyordun yani. Dediğim gibi özveri çok az, yani ilgisizlik had safhada. Biz daha aslında sorunlarımızı tam olarak aşamamışken tekrar ayrı kaldık. Ben İzmir'e döndüm, Pamuk İstanbul'da kaldı. Ve hani bu sorunları tam anlamıyla aşamamamız da buna ilişkinin bitmesinde bence etken oldu. Heyecanlandın mı? Ciddi anlamda evlilik boyutuna gittiğin hayatında bir insan vardı. Ayrılıyorsun ve 3 ay sonra ya da 4 ay mı geçiyor artık? 4 ay sonra karşılaşıyorsun. Heyecan olmaması mümkün mü bence? Yani. Ben de çok egolu bir insanım. Ben kabul ediyorum. Ama Pamuk benim ilk katım falan daha egolu. Ya benim yanıma gelince böyle bir kasılıyor, bir havalara giriyor böyle. Gelip bir. Gelip oturuyordum ama. Ha? Yo, alakası. Bilmiyorum, bir sakin ol, relax. Neyine kasıyorsun ya? Ya heyecan. Ha, neyine kasıyor? Heyecan olabilir. Anneciğim boş ver, beni tanıyorum onu artık. Boş ver. Heyecan. Vallahi heyecan. Kasıyor. Heyecan anne. Kasıyor anneciğim. Sende de var heyecan. Yok. Oh, roman havası da oynadık. Oynadık vallahi. Kurtlarımızı da döktük. Rahatladık mı hepimiz? Rahatladık. Rahatladık. Ha? Özlüyor değil mi insan bazen arada? Hani hiç düğüne gitmezsin ya, canın düğün çeker. Onun gibi oldu bizimki de. Yıllardır bizi düğüne götürmüyorlar. Mahallede düğün olmuyor gibi oldu. Oğlum sen ne kasılıyorsun hep ya? Yo vallahi Esra abla rahatım. Çok... Bak Pamuk'la annen çıkmadan önce daha rahattın değil mi? Evet, geldiğinde biraz bir gerginlik geliyor. Onlar gelince geriliyorsun. Evet. Niye? Şimdi olaylar tamamen artık ciddiye gidiyor ya. Oynama faslı geçtiği için ister istemez böyle bir geriliyorum yine. Nasıl yani? Geriliyorum işte. Yani konular Pamuk açısından. Mu seni geriyor, annem mi geriyor? Yok, olaylar geriyor. Hangi olaylar? Aramızdaki geçen anlaşmazlık. Ne olay oluyor? Ben görmedim, akşam onlar gittiler. Pamuk ne oluyor? Sen başla istiyorsan. Sen başla. Yok sen başla. Yani dün yine sizin sayenizde Esra abla bir 4 ay sonra ilk kez karşılaşma fırsatımız oldu. Aa oğlum 4 ay değil ya, sezon 8 hafta tatil zaten. Tamam 3 hafta. 3 ay. Yani 12 hafta. Evet 3 ay sonra. Dün yine yayından sonra oturduk konuştuk. Bayağı bir yazın neler yaşadığımızı, neden bu iş ayrılığa gitti, aramızdaki problemler neler. Bundan sonra birlikte olursak yine nasıl problemler çıkar karşımıza diye. Yani biz böyle belli bir yere kadar geliyoruz. Belli bir yerde yine tıkanıyoruz. Yani niye böyle oluyor ben anlamıyorum ama. Tıkandığınız yer neresi? Tıkandığımız yer neresi? Yine aynı problemler işte. Yani kıskançlıklar, işte geçmişte yaşadıkları, yazın olan olaylara takılması bu kadar. Yani takılı kalmış bazı şeylere kendisi. Hep öyle miydi Pamuk? Esra abla biz sayenizde uzun zamandır ilk defa beraber dün akşam birazcık konuştuk. Yani ilk defa böyle bayağı bir konularla ilgili de konuştuk. Yani aşamadığımız noktalar var tabii ki de. Bu noktaları gerçekten aşamıyoruz. Yani ne yapacağız bilmiyorum. Yani kafam karmakarışık bu konuyla ilgili. İçimde hani değişik, Tarık gerçekten artık bundan sonra hayatımda olmalı mı, olmamalı mı? Yani daha önceden yaşadığım olaylar tekrar yaşanacak mı? Hep bu böyle bir kafamda kaostur gidiyor yani. Şüphe. Hep bir şüphe, hep böyle bir içimi kemirme. Yani ben genel olarak da hani böyle biraz hareketli bir kızım. Evet hani böyle biraz böyle hareketliyim ama hani nasıl diyeyim tabiri caizse Tarık biraz daha böyle sakin. Yani acaba hani derler ya
hep zıtla artı birbirini çeker. Bence hani ben de biraz daha bana ayak uyduracak bir tarzda bir insanla mı daha böyle ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Yani biz orada tıkanıyoruz. Yani ben artıyım, o eksi, o eksi ben artıyım. Hep böyle bir aramızdaki küçük bir nokta var. Onu çözemiyoruz yani. Ama sizi kopartmayan da enteresan, bilinmez de bir evet. bağ var. Evet. Yani Tarın da, bunu akşam da konuştuk. Şimdi herkes konuşsun, duymasını istiyorum. Tarın da tabii hayatına çok insanlar girmeye çalışıyor. Benim de hayatıma çok insanlar girmeye çalışıyor. Ama Tarık hiçbir zaman bir adım atmıyor. O hep benden bir adım, bir başkasına bir ilişkiye başlayayım diye adım bekliyor. Ben bekliyorum ondan bir başkasına ilişkide yaşasın diye. Ha, önce o yapsın da ondan sonra bir evet. iş gitsin evet, diye. Evet, açık açık onu da söyledi yani. Bunları da konuştuk. Bak mesela bu enteresan bir itiraf. Evet. Yani o olmayınca, bir ilişkiye başlamayınca, yeni bir sayfa açmayınca. İlk hatayı o yapsın. İstiyor. Evet, evet. Hatta ben dedim ki neden dedim hani uzun süre geçti sonuçta 3-4 ayda hani insan bir flört olsun, aşkı olsun, hayatında birisi her şeyi paylaşabileceği bir insan olsun ister. Bunu sen de hani sen de etrafta çok tanınan bir insansın, ben de öyleyim. Neden bir ekstradan bir insanı almadın hayatını? Hayır Pamuk dedi. Dedim yani bilmiyorum sana yanlış geldi belki bunlar ama dedi benim hayatımda hiçbir şekilde hani birisi olmadı. Olmaya çalıştılar ama ben hiçbirinde sendeki olduğum gibi olmadı gibi samimi itiraflarda da bulundu. Ama mesela burada bunları konuşmuyor ya da insanlar bunları bilmiyor. Ondan sonra işte kaos çıkıyor. Benim bana ilk defa bu şekilde açıldı mesela. Daha önceden belki bu şekilde açılsaydı ben de hani acaba gerçekten beni seviyor mu? Benden soğudu mu? Hani hep derim ya bayanlar mesela ilk önce der hani peşinde elde edene kadar erkek her türlü yolu dener yani elde etsin benim olsun işte falan vesaire. Ondan sonra ilgi azalır. O ilgi alıştığın bir ilginin biraz altında durduğun zaman zaten orada kopuk nokta oluyor. Yani bizim Tarık'ın da aramızda kopukluk nokta aslında bu. Aslında mevzu şu, bütün ilişkilerdeki en büyük sorunlardan biri. O karşınızdaki insan kadın ya da erkek hep aynı tavrı sergilemediği ve biraz uzaklaşmaya başladığı dakikada şüpheler... Krizleri doğuruyor. Şüpheler, evet. Niye değişti? Şüpheler. Niye eskisi gibi aramıyor? Niye mesaj atmıyor? Eskiden şöyle yapardı, eskiden böyle yapardı. Evet, evet aynen işte. Bizim zaten kopukluk noktamız da buradan yola çıktı. Bir büyük olarak bir soru sorabilir miyim? Tabii. Az önce ikinizin hayatına da girme ihtimali olan bir başkasından bahsettik ya. Ayrı ayrı ikinizden de duymak istiyorum. Peki bu ihtimal ikinizin de ödünü koparıyor mu? Ya olursa diye, ya duyarsam diye. Evet. Cevap ver. Yine çok zor. Yani. Yani tabii ki de zor. Çünkü hani biz gerçekten evlilik boyutuna gidiyorduk. Evlilik boyutunda ilerliyorduk artık. Yani ailelerimiz de biliyordu, herkes biliyordu. Zaten buraya ekrana çıkıyoruz, milyonlar da biliyor artık. Biz bir boyuta gelmiştik. O boyuttan sonra hani bizim ikinci adımımız artık bizim düğün hazırlıklarımız olacaktı. Biz artık hani kısa sürede olsa 2-3 ay gibi bir süreden sonra biz artık evlilik yolundaydık yani. Bu noktadan sonra evleneceğin insan, dün Tarık da aynısını söyledi zaten. Evleneceğin insan bir başkasının olacak. Tabii bu beni korkuttu. Ama o süreçte bizim de onun da benim de kulağıma ne yazık ki çağımızın da hastalığı sosyal medya. Ona da çok değişik şeyler yazdılar. Bana da çok değişik şeyler yazdılar. Asılsızmış. Asılsız da ama işte bunu bilemiyorsun. İnsan yani içinde... Herkes çağımızın hastalığı diyor ama herkes o hastalığa yakalanmış. Evet. 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 Hepimiz yemişiz onu yani. Damardan girmiş yani. Evet. Yaşayamıyoruz filan. Yani Esra abla gerçekten bazı şeyler böyle işte asılsız da olsa belki işte küçük sinek mide bulandırır derler. Öyle de olsa insanın canını sıkıyor ister istemez. İşte sizce sosyal medya mesela ilişkileri bozuyor mu, etkiliyor kesinlikle, mu? Kesinlikle bozuyor etkiliyor. Esra abla. Yani evet. Hepimiz tabii ki sosyal medyada yaşamıyoruz. Orası bizim kendi şeyimize artık göre şekillendirdiğimiz bir yer. Evet. Tabii ama bir de kapıldıktan sonra bütün günün orada geçiyor. Bari oturuyorsun bir iki saatin, üç saatin bakmışsın akşam olmuş. Hep onunla geçiyor zamanımız. Gerçekten çağımızın hastalığı. Evet. Yani bu konuya gerçekten büyük bir... Çare bulmak lazım. Artık hani bunun için klinikler bile açacaklar yani. Vallahi sosyal medya kullanılmadan yaşayamıyorum. Sosyal medyayı yani. Bırakmak istiyorum. Kliniğin adı. Evet. Sos abi. Klinik. Çok evet. iyi. Sosmed. Sosyal medya mesela... ilişkiyi olumsuz mu etkiliyor? Anket yapalım diyorsun. Şahane olur bence. Bu arada ekran başındaki seyircilerimize de soruyorum. Yani şu anda sosyal medyayı kullanarak bu soruya cevap vereceksiniz. Ama gerçekten sosyal medya kullanımı... İlişkileri olumsuz yönde etkiliyor mu? Cevaplayın. Yorumlarınız varsa bunları da söyleyin. Artık karşımızdaki insanı tanımak için oradan gelen yorumlardan yola çıkarak
davranışlarımız. Düşünsene evet. O gün olumsuz bir yorum geldi onunla ilgili. Hukuktaki boyutunu anlatabilirim isterseniz 10 saniye. Boşanma davalarında önümüze gelen son 5 yılda gördüğümüz boşanma davalarında önemli tartışma sebeplerinden biri sosyal medya olduğu gibi artık delil niteliği de taşıyan yazışmalar dosyaları da sunulmaya başlandı. Bununla ilgili yeni Yargıtay kararlarında sosyal medyadaki yazışmaların önem arz ettiği ve evliliklerin bozulmasında Yargıtay nezdinde kusur adlettiğine bu anlamda hatırlatmak lazım. Yazışmalarımıza, orada tanıştığımız insanlarla yaptığımız sohbetlere bu anlamda dikkatli etmek lazım aslında. Yani evet. Siz belki masumca o an biriyle tanışıyorsunuz, kafanız da bozuk. Biri diyor iyi misin, kötü müsün falan derken sohbet ediyorsunuz. Sonra o yazışmalar sizin hayatınızdaki kişiye çok önemli. Screenshot olarak evet, aynen gidiyor öyle. Ve bir kriz yaratıyor. Belki sen o anda yani sohbet edecek birini bulamadığında orada biriyle sohbet ediyorsun. Evet. Ama bir şey diyecektim. Aynen öyle. Söyle Remziye teyze. Mesela benim de Instagram'ıma Pamuk nereye giderse hemen direkt bana yazıyorlar, resmini atıyorlar. Bak Pamuk şurada, burada şunu yapıyor. Bak ya, bu da çok hastalıklı bir şey. Evet. Evet. Hani ben olabilir diyorum, çıkacak tabii, gezecek yani, arkadaşlarının yanına gidecek. Tarık diyorlar mesela bana. Tarık nerede? Ben diyorum mesela arkadaşına gitti. Yok o. Kahve içmeye gitmiş. Bana söylüyorlar. Tarık kahve içmeye gitmiş. Orada arkadaşlarına gördük. Şimdi çok enteresan bak. Ben bile bilmiyorum. Senin oğlun. Heh. Sosyal medyadan biri sana şunu soruyor. Tarık nerede? Oğlun nerede diyor. Sen de diyorsun ki bir arkadaşıyla buluşuyor. Sana yalan söylemiş. Çılak evet. Diye fotoğrafını gizlice çekip gönderiyor. Evet. Ve oğlun senin şurada diyor. Onu Pamuk'u da gönderiyorlar mesela bana evet. Gönderdikleri evet. Gibi. Yani aslında insan... Bu arada Pamuk'un babası canlı yayına bağlanacak, hemen cümleni alayım. İnsanların özel hayatına inanılmaz şekilde bir müdahale var. Özellikle bizimkine yani baktığınızda Esra abla. Yani bu da çok büyük problemler. Tabii ki ekrana çıkıp biraz tanınmaya başladığınızda yaratıyor. İnsanlar sizin doğru. Üzerinizden hak iddia etmeye çalışıyorlar. Evet. Bence şu da yasaklanmalı. Yani başka insanlar diğerlerini çekip istedikleri gibi yayınlamamalılar. İşte o zaten aslında suç. Bu bir suç. Evet. Suç yani. Düşünsene yani sen o sırada yemek yiyorsun. Yani benim başım. Yemek yiyorsun, karşı taraf seni çekiyor. Yani o sırada en kötü görüntün belki. Yaşadın mı? Onu unutma. Pamuk'un babasını alayım canlı yayına. Ne diyecek? Hadi bismillah. Pamuk'un babası canlı yayında. Alo Orhan amcacığım, selamlar. Pamuk'un babası. Selamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hamdolsun. Bizler de iyiyiz. Yeni sezon yayınınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Remziye teyze bir yola çıktı. Esra'm dedi, evet. Tarık'la Pamuk'u barıştırabilir misiniz? O ihtimal üzerindeyiz. En azından evet. Bu iki inatçı keçi artık karşılıklı evet, oturup... Evet, ailece zaten hep aynı yoldayız. Değişen bir şey yok. Siz evet. De mi aynı yoldasınız? Aynı yoldayız da şimdi aradaki bazı problemler var. Arada içeri bir zaman geçti. Bu zaman içerisinde de kızım çok şeylere üzüldü. Yani üzülen gene bizler olduk. Evet. Hani bunu ben belirtmek istiyorum. Bazı şeylerde kızımın özgürlüğüne saygı duyuyorum. Baskı yapmak da istemiyorum. Tatile gidecektik, gidemedik. Ve artı avukatıyla yanlış anlaşılmasın diye yurt dışına gönderdim. Bir kısa dönem kafanı dinle kızım dedim. Çok bunaldı. Hani geçmişte yayın eleştirilere maruz kaldı. İyi kötü. Şimdi 3 aylık bir zamanda aradan bir ilgilenmediler. Evden dışarıya çıkmadı. Hani... Ne diyeceğim ben de şaşırdım. Karar kendisinin. Karar kendisinin. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben, siz en yani başta... aileye saygı duyuyorum. Asil bir aile. Her zaman için beraberiz. Hı-hı. Düşüncelerimiz beraber. Ama karar kızımın okey derse ben hani şey diyemem. Peki ama ilk bu sosyal medya bizi perişan etti. Sosyal evet. Sosyal medya sizi mi perişan etti? Orhan amca şu anda konumuz sosyal medya değil. Pamuk'la Tarık. Şunu merak ettim. İlk cümleniz şuydu. Biz de aynı işin peşindeyiz. Yani Tarık ve aynı, Pamuk... Aynı evet ama şimdi ikisi kararı verecek gene ikisi. Şimdi Pamuk bir tarafa çekerse, Tarık bir tarafa çekerse olmuyor. İşte aradaki kendileri daha iyi konuşuyor. Ben şimdi özel sorularına karışmam. Peki siz onlar daha iyi bilirler. Tarık her şeyden önce insan olarak seviyor musunuz? Evladım diye bağrımıza bastık. Değil mi? Allah yani, razı olsun. Bir
Ben sağ olasın, hani sağ babacığım dedi, tamam sağ ol evladım. Biz o çatlar altında sen ne günler geçirdik. Acısıyla dedim, tatlısıyla. Evet. Hani Orhan amca çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Sen mesela Orhan amcayla konuşurken hep babacığım nasılsın mı diyorsun? Orhan baba diyorum, evet. Orhan baba diyor. Sen anneciğim yani, diyorsun. Anneciğim diyorum. Bak, bu da çok enteresan ya. Yani bu soruyu yerlerdeyken hani acı günlerimiz oldu, tatlı günlerimiz oldu, eleştirilere maruz kaldık. Yine biz büyükler olarak o üzüntülere katlandık. Yeter ki ikisi mutlu olsun. Sizin i̇kisi dediğimi. Mutlu olsunlar. Remzi Hanım bir şey söyleyecek misin? Ben olayı kendilerine bırakıyorum. Onlar evet okey dedikten sonra bize söz düşmez. Biz okeyleriz haliyle. Peki. Yeter ki arada bir mesafe var. O anlaşsınlar. Görüşsünler, konuşsunlar. Evlilik kolay bir şey değil. Benim kızım Özgür. Baba dedi bana, ben dedi bir sefer evlilik yapmak istiyorum. İnşallah. O da gömlek değiştirir gibi ben evlilik istemiyorum. Ya ömür boyu evlilik istiyorum. Evliliğe gitmeden önce aralarındaki problemleri halletmeleri lazım. Bu, önemli olan bu. Peki. Remziye teyze bir şeyler sormak istiyor size. Tabii buyursun, sen de bekliyorum. Orhan abi iyi günler. İyi günler. Nasılsın? Nasılsın? Allah'a çok şükür. İyiyim. Sizler nasılsınız? Allah iyilik versin. İyiyiz, sağ olun. Görüyorsunuz, üzülüyoruz. Hani, aynen. Üzülüyoruz, üzülüyoruz. Hani, sosyal medyaya vallahi cevap yetiştirmeye yeteceği, yani vaktim bu yetmiyor. Da, yetiştiremeyiz bu zaten. Artık. Yetiştiremeyiz. Ay, bu vallahi ya. Çocukları getirdim. Bakalım hayırlısı Orhan abi. İnşallah, inşallah. Hayırlısı. Allah anneni nasip edecek. Tabii. Hayırlısı yani, olsun. Yani şeyi bir zamana i̇nşallah. Bırakalım. Evet. İkisine, evet. Görüşsünler, konuşsunlar, aradaki problemleri çözsünler. Önemli olan bu. Aynen öyle, yani, aynen. Yani benim düşüncem o. Ben kızıma baskı yapmak istemiyorum. Kızım benim özgür. Her bir dediğini etmedim ve etmek de istemem. Her zaman peşindeyiz. Bir dedi, yani her istediğini yerine getirmek istiyorum. O da istediğini elde eden bir insan. Evet. Hani özgür olduğu için o bir şeyi kafasına taktığı zaman bu baba bu olacak dedi mi o iş olur yani. Aynen. Dediğin dedik, çaldığım yani, dedik. Doğru. Hani, söylemek istediğiniz bir şey olmuştur yani. Sevgili ben kızıma o konuda güveniyorum. O, ona güvendiğim sürece bize her zaman için sonuçta okeylenek düşer. Aynen. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Baba seni çok seviyorum. Ben baba karşı çıkarttım diye düşünüyorum. Yavrum, yer misiniz benim? Güzel konuştu yani. Evet. Çok sağ ol Orhan amcacığım. Ben de teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Sevgiler, çok teşekkür ediyorum. Esnaf yani şöyle bir gerçek. Ben mesela aksi şey, aksi düşünüyordum da. Yani bizim gerçekten en başından da böyle şöyle bir gerçek var. Annemiz, babalarımız, ailelerimiz aynı kültürlere de yakınlar. Yani hani birbirlerine hep böyle bir iletişimler var. Onun dediğini anlıyor, babam onun dediğini anlıyor, annem onun dediğini anlıyor. Böyle yani ailelerin bir değişik bir bağı var. Yani bütün aile bir anda gerçekten bizi hara hurra evlendirmek istiyor. Yani böyle bir noktamız var. Ama biz anlaşamıyoruz. Yani bizim bütün sorunumuz bu. Ya anlaşamıyoruz da denmemesi gerekiyor aslında da. İşte yani anlaştığımız konular da var. Bu tamamen anlaşmamazlık dersek eğer hiçbir şekilde iletişim kuramıyoruz anlamına gelir. Fakat biz iletişim kuruyoruz. Takıldığımız birkaç tane konu oluyor. Onlar daha büyük problemleri işte doğuruyor. Onlar konuşuldukça daha da farklı problemler çıkıyor ortaya falan. Peki bir şey söyleyeyim. Bugün Özlem Hanım söyledi bir konu. Dedi ki sana ev ödevi veriyorum. Mesela ben size bir ev ödevi versem. Tabii ki de. Desem ki Pamuk, Tarık'ta takıldığın her şeyi bana madde madde yaz. Tamam mı? Tamam. Yani hangi özelliği, hangi tavrı, davranışı seni rahatsız ediyor. Tarık'cığım sen de aynı şekilde. Hı. Yani hangi konulara takılıyorsun Pamuk'ta? Esra abla, neyi düzeltmesini, hangi yönünü törpülemesini istiyorsun? İkinize de. Size bunu ev ödevi olarak veriyorum ve ikinizden de yani A4 bir defter kağıdı hiç önemli değil. Bana gerçekten geçerli madde madde yazın. Tabii ki. Tarık'ın bir de yani bunu yaparken bir iyi özelliğin bir de olumsuz özelliğini yaz. Olumsuz özellikleri de var şimdi. Tamam. Var tabii ki. Şey, yani takıldığın özellikleri yaz ama onun karşılığı olumlu özelliklerini de yaz. Tam bir soru sorabilir miyim? Tabii. Neden yani böyle istiyorsun yani benle evlenmek ya da benle bir şeyler yaşamak? Neden başka yok mu? Neden gerçekten benden seviyorsun? Sebeplerini, neden hayır, bunun sebeplerini sen çok iyi biliyorsun. Evet, neden i̇yi özelliklerin neler olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben de şimdi neden onu yani, söyleyecektim. Halkın birbirimize ben de şimdi bakın, onu söyleyecektim. Yani ya şunu evet, söyleyeyim. Esra abla aslında yani, kısa Pamuk ve net en büyük problemimizi ben size söyleyeyim. Ben çok kıskanç bir insanım. Evet. Tamam mı? Çok ağır bir yapım var. Sen de söylemiştin ya ben çok hareketliyim, senin çok ağır bir yapım var diye. Karşınızda evet değer verdiğiniz ve birçok özellik olarak anlaşabildiğiniz bir tane bayan var. Evet. Ve birçok şeyiniz uyuşuyor. Eğlenebiliyorsun, gülebiliyorsun, iyi vakit geçirebiliyorsun.
Fakat bir yandan da baktığında araya giren çok büyük bir problem var. Nedir o? İşte kıskançlık ve hani sen de diyorsun ya bu kötü anlamda kesinlikle yanlış anlaşılmasın yine de. Sen biraz rahat bir karakterin var. Evet. Değil mi kendine göre? Yani özgür olmayı seviyorsun. Ben de karşımdaki insanı kısıtlamayı çok seviyorum. Çünkü benim yapım bu. Bunu değiştiremiyorum. Yani babam da öyle, ben de öyleyim. Yani karşımdaki insanı biraz daha böyle yani bayan olduğu için ve bayanlar bazı şeyleri göremediği için bir erkek olarak yani benim gördüğüm konularda ben yönlendirmeyi işte gerektiği yerde kısıtlamayı seviyorum. Senin burada birisi senin sözüne güvenmesini kesinlikle, istiyorsun. Evet, evet, evet. İşte. Ve bu da mesela kesinlikle pamuğun yapamayacağı bir şey. Aslında evet, en büyük engel orada evet. Başlıyor. Korkutuyor Esra abla bu da beni yani. Yani düşünsenize evet her şey okey, güzel. Yani dışarıda şuraya bırakın bizi. 10 saat boyunca gülelim, eğlenelim, işte oturalım. Hiçbir sıkıntı yok. Ama sen Pamuk bunu böyle yapma dediğinde Pamuk'un içinden... Hiçbir şekilde taviz yok yani o konuda. Hiçbir şekilde taviz aslında yok. Aslında bütün ilişkilerdeki en büyük problem. İşte biz ona ne diyoruz? Ego çatışması, karakter evet, çatışması, evet, kişilik evet. Çatışması. Biraz önce bir soru sordu. Hı-hı. Tekrarlar mısın sorunu? Yüzüne bakarak lütfen. Hangisi? Neden benden vazgeçemiyorsun? Neden benden vazgeçemiyorsun? Bir sürü insan var yani. İşte, evet böyle bunu, bir kızım. Bunu işte herkes bunu, biliyor evet, artık. Yani işte bunu çok iyi biraz önce de anlattım. Biraz biliyor. Önce de anlattım. Evet ben böyle bir kızım. Ben hayatımda kabul edeceksin, işte, beni değiştirmeyeceksin. Hayatımda kolay kolay ben kimseyle anlaşamam. İyi vakit geçiremem ya da bir insan bana bu kadar iyi gelemeyebiliyor. Fakat Pamuk gerçekten her anlamda dediğim gibi benim kişilik ve karakterime uygun bir insan. Aile yapısı ya da işte aile düzeni olarak aileler de birbirini seviyor, anlaşıyor. Hiç problem yok. Kültürü desen ailenin işte örf adetleri, kültürleri birçok şeyi birbirine aynı, örtüşüyor. Fakat baktığınızda işte sevdiğim huylarının yanında yani karşında evet çok iyi anlaştığım bir insan var. Buraya kadar okeyiz. Ama işte bir de benim açımdan baktığında ben de burada çıkıp işte kesinlikle bundan sonra sen özgür olabilirsin. Evet her şey senin istediğin gibi i̇şte, olabilir. Ben senin hayatına sormak istiyorum. Müdahale etmeyeceğim desem de İnsan bunu yalan söylerim yani. İnsan sevdiği için değişmeli mi? Değişmeli. Ama işte şöyle değişirim, bir şey var. Bakın Esra Hanım başta değişirim der ama kimse de değişemez. Yedisinde neyse bakın, yetmişinde odur. Ben size bir şey sormak istiyorum. Tabii ki. Sonra. Bir müsaade buyurun. Şimdi 20 yaşına veya 30 yaşına kadar alıştığınız bir ortamda büyüyorsunuz. Anne baba büyütüyor. O alışkanlıklardan nasıl vazgeçebilirsiniz? Zaten bir kültürünüz var. Oradan gelip kocanın için değişiyorum dese de değişemez. Yedisinde neyse yetmişinde de odur. Asla değişirim der yalan söyler. Nilüfer abla. Bence insan değişmeli. Çünkü eğer seviyorsa bir takım şey. Çünkü aynı ailelerden gelmiyoruz. Farklı aile yapılarından geliyoruz. Ben de soruyorum. Eğer ama şimdi... Bir arada şimdi ben sadece Pamuk'a bir şey sormak istiyorum evet, Pamukçuğum. Evet ben size soracağım ama. Tamam aşkım. Tamam. Şimdi eğer ki Tarık Lerş bir çocuk olsaydı her şeyine izin verseydi sen mutlu olur muydun? Tarık'ı bu kadar çok severdi. Bir soru ama reklamlardan eminim. Sonra cevabı alacağım. Anketin de cevabı geldi. Sosyal medya ilişkileri etkiliyor mu diye reklamlardan sonra geliyorum.